Sayın Seçimler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen bayrak mitingi 20 Nisan Cumartesi günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak. İşte bu mitinge Denizli'den destek istemek amacıyla MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu bugün Denizli'deydi. Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu bugün Denizli'deydi. Tanrıkulu Denizli Parti binasında üyelerle bir araya geldi. Tanrıkulu Denizli'deki teşkilat üyelerini bayrak mitingine davet etmek için geldiğini söyledi. Ayrıca ekonomi ile ilgili söylemlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Bayrak temasıyla 20 Nisan 2013 Cumartesi günü İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılacak. Buraya geliş sebeplerimizden, ana sebeplerimizden bir tanesi de 20 Nisan 2013'te yapılacak olan bu bayrak mitingimizi Denizli'deki kardeşlerimizle, partideki ülküdaşlarımızla ve Denizlili hemşerilerimiz, vatandaşlarımızı bu mitingimize davet etmek maksadıyla buradayız. Ayrıca il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla da muhtat olduğu üzere bir istişarede de bulunacağız. Türkiye'nin 2002 içerisinde bulunduğu borç yükümlülüğü, protestolu senet sayısı, karşılıksız çek meselesi, özel sektörün borcu, kamu sektörünün borcu kat ve kat artarak, katlanarak 2012 yılının sonuna kadar geldi. Daha enteresanı, şimdi insanlar bir bankadan aldıkları krediyle bir başka bankaya olan borcunu kapatıyorlar. Yani borç borçla kapatılır hale geldi. Ekonominin bir de böyle görünmeyen bir gerçek yüzü var. Burada da il binamıza gelirken, Denizli'nin caddelerinde dolaşırken şunu fark ettik. O kadar fazla kiralık iş yeri var ki, ekonomi eğer iyi olsa insanlar içinde bulundukları mekanları, iş yerlerini, dükkanlarını terk ederek kiralama durumunda da kalmazlar. Ahmet Tanrıkulu 8 Nisan'da Silivri'de yaşanan olayları değerlendirdi. Tanrıkulu duruşmaların orada olması mahkemenin kararını değiştirmiyor. Kararlar mahkeme öncesi veriliyor. Ben yaşananları hukuk cinayeti olarak görüyorum diye konuştu. 8 Nisan'da olan olaylar aslında daha önceki yani her duruşma öncesinde rastladığımız olaylar. Ancak 8 Nisan'da bu tabii şiddetin en doğruğa çıktığı bir döneme denk geldi. Ayrıca 8 Nisan olayları mahkemenin karar alma sürecini de o kadar çok etkiledi ki onu ertelemek durumunda kaldılar. O duruşmaları biz hep bir tiyatro gibi görüyoruz değerli arkadaşlar. Yani Silivri'de yapılan duruşmalar maalesef sanık durumunda olanların tutuklanıp herhangi bir kanaat altına alınmayan yani hukuki bir hüküm altına alınmayan kişilerin baştan yargılanıp kabul edildiği bir ön yargıyla yargılandıkları ve mahkemenin sanki kanaatını, hükmünü, kararını önceden verdiğini belirten duruşmalara dönüştü. Tanrıkulu, Akil Adamlar grubu için ağır eleştirilerde bulundu. Akil demek, yiyici demektir. Osmanlı'ya özeniyorlar fakat Osmanlıcayı bilmiyorlar. Neden Ege ve Karadeniz'deki insanları ikna etmek için çabalıyorlar? Önce Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan başlasınlar. Damat Ferit döneminde kurulan grubun devamını getirmeye çalışıyorlar diye konuştu. Akil adamlar meselesini her yerde söylediğimiz sözlerle girelim isterseniz. Arkadaşlar bir kere ismi yanlış. Yiyici demek bu akil biliyorsunuz. Osmanlıcayı da doğru dürüst kullanamıyorlar. Akıl demeleri gerekiyordu aslında. Yani akıllı demek istiyorsanız öyle demeniz gerekiyor. Hep özendikleri Osmanlı dönemini, dilini bile bilmiyorlar maalesef bugünkü ülkeyi yönetenler. İkincisi bunu teşkil edilmesi, yani yöntemine karşıyız. Bu insanlar neyi anlatacaklar? Süreci dedikleri bu gelişmelerin neresinde vardılar? İmralı veya Kandil görüşmelerinin içindeler miydi anlatacaklar? Bir diğeri beni bana nasıl anlatacak? Yani ben şimdi çok ciddi merak ediyorum. Bu insanlar Denizli'ye geldiklerinde, Denizli'de terör olaylarında evladını şehit vermiş veyahut da yaralanıp gazi olmuş olan aileler dikilip de bunların karşısına 3-5 tane soru sorduğu zaman bu kişiler kimleri ikna edecekler?